11-17 haftası yani İkizler Burcu haftası, Ocak haftasında kafanızı rahatlatmak için farklı yönlere geçiş yapabilir. Farklı metotlarla başvurular yapabilirsiniz. Mesela yoga, meditasyon, enerjinizi farkında varmak adına farklı şeyler size çok iyi gelecek. Bu ara sezgileriniz çok kuvvetli, rüyalarınız çok net çıkabilir. Ama işinizle ilgili, insanlarla ilgili yaşadığınız gerilim, huzursuzluk, neden hep benim başıma böyle şeyler geçiyor, neden ben haksızlıklara uğruyorum diyorsanız bu hafta bunların artı dönemini sağlayacaksınız. İşinizde yaşadığınız pürüzler, yani sizi haksız yere suçlayan insanlar, işinizde tekrar hak ettiğiniz evrakla geri dönmek isteyen ikizler burcu için bunlar için çok güzel bir oluşum haftanız olacak. Eğer bunları doğru rayına ve sistemine oturttuğunuz takdirde de siz bu haftayı çok başarılı, hatta işinizin mis gibi tekrar enerjisine sahip olacaksınız. Ana fevri davranışlarınız için hani farklı metotlar deneyin. Yoga, meditasyon, yürüyüşler, evde yürüyüşler size çok iyi gelecek. Son zamanlarda özellikle boyun ağrılarınız, bel ağrılarınız, sırta vuran ağrılarınız var. Ceyranda kalmış olabilir, boyunla alakalı riskli yaşayabilirsiniz. Bunu ihmal etmeyin. Özellikle kendi işini yapmak isteyen ya da kendi işini yapan ikizler burcunda bulunduğunuz alanı büyütmek, yeni oluşumlar, yeni marka, yeni büyük hedefler noktanız var olacak. Eğer bunları da bu hafta altyapısını oturtursanız Ocak bitmeden bunun keyfini daha tadında çıkartacağınız nokta olacak. Evet, büyük kurumsal ya da farklı bir noktaya işinizin değişmesini istiyorsanız başvuruları yapabilir. Bu konuyla ilgili haklarınız sizin için olumlu olacağını söyleyebilirim. Atama ya da devlette işi farklı bir şehre taşınıp ya da bulunduğunuz noktayı, şubeyi değiştirmek istiyorsanız bunun için daha vakit var. Ani karar verip işinizden olmanızı istemiyorum değerli ikizler burcum. İlişkiler konusunda sevilmemekle ilgili, beni insanların sevmediğiyle alakalı bir kendinizle ilgili bir enerji probleminiz var. Yani bu kadar iyiliğin karşılığı herkes sırtını dönüyor ve herkesten zarar görüyorum dediğiniz bir haftayı yaşayabilir. Biraz bu konuda sizin fedakar yönünüz. İnsanları sanki böyle bir hem dinliyormuş hem de alaycı bazı ruhlarımız olabilir ya. Aslında siz çok başarılı, çok dediğim dedik ve hedefleri ve hızlı konuşan bir enerji olduğunuz için insanların biraz dikkatini sert çekiyor olabilirsin. Bunları yumuşattığınız sürece iyi dostlara sahipsiniz. Dostlarınızı kaybetmenizi istemiyorum. Yabancı dil eğitimi ya da farklı eğitimler almak isteyen bazı ikizler burcu için aslında doğru bir karar. Çünkü siz mutlu ve hedef noktanızı belirleyip farklı işler yapmak istiyorsunuz ve bulunduğunuz nokta artık size haz vermiyor. Evet, bununla ilgili altyapıları oluşturacaksınız. Akademisyen olmak istiyorsanız, farklı ülkeyi tatmak istiyorsanız, farklı şehre gitmek istiyorsanız bununla ilgili altyapı oluşturması sağlayacaksınız. Bu da size iyi gelecek. Maddi olarak özellikle ayın 19 ve 20'sine kadar para harcamalarınıza dikkat etmeniz lazım. Özellikle kredi kartı cüzdanınızı kaybedebilir. Kredi kartından gereksiz harcamalar yapıp siz kendi kendinize maddi krizler yaşayabilirsiniz. Bu konulara biraz dikkat etmenizi istiyorum. Bazı ikizler burcu çocuk tedavisiyle alakalı, çocuk niyeti olabilir ya da çocukla alakalı planlar olabilir. Şanslı bir hafta. Eğer niyetiniz varsa şimdiden hayırlı olsun. Olumlu olarak gözüküyor. Ev taşınmak isteyen ve bulunduğunuz alanın kalabalık enerjisi sizi çok rahatsız ediyor. Ben artık burada beni mutlu olacak hiçbir şey yok diyorsanız taşınma ile ilgili araştırma başlayacak. Doğru ev kapınızda büyük bir ihtimal bu hafta değil de o bir hafta daha rahat bir şekilde sağlayacaksınız. Aileniz ve daha güvende, daha huzurda olacağınız nokta var. Araç değiştirmek ya da araç almayı isteyen ikizler, araştırmaya vardınız ama ocağın bitmesi lazım. Şu an parasal evrede bazı dengeleri yıprattınız, onları toparlamanız lazım diyor. Büyük kurumsal firmada ortaklığı ya da farklı bir beklentisi olan bazı ikizler için adım atarsanız burası sizin için olumlu nokta. Çok yakın aile bireylerinizle alakalı, özellikle baba soyunuzla alakalı gereksiz atışmalar olabilir, canınızı sıkabilir. Hiç tartışmayın, hiç muhatap olmayın. Kendi laflarıyla ortalıkta dolansın diyoruz. Evet, sağlık olarak, psikolojik olarak yorgunluklarımız olabilir. Sırt bölgemiz biraz hassas noktamız var ve kadınsal bölgemiz ya da prostatla alakalı sıkıntılarımız olabilir. Kadınlarda kadınsal bölgemize veya da kis gibi bir sıkıntı olabilir. Bunlar ihmal edilmesin diyorum. Allah'a emanet olun, sevgi ve umutla kalın, hoşça kalın.